Tezgah'a hoş geldiniz. Bugün yine tezgahta sevgili arkadaşım Meriç Bilgiç ile beraberiz. Atsızlar Kulübü'nün yeni konusu postmodern çağ ve sistem sorunu. İlk üç bölümde şu konuları konuşmuştuk. Birinci bölümde ilk çağ ve arke sorunu. İkinci bölümde orta çağ ve akıl sorunu. Üçüncü bölümde modern çağ ve yasa sorununu konuşmuştuk. Bugünkü bölümde ise postmodern çağ ve sistem sorununu konuşacağız. Konuşmaya çalışacağız daha doğrusu. Çünkü son derece kısıtlı bir sürede çok önemli konuları sığdırmaya çalışıyoruz. Hoş geldin Meriç. Merhaba. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Özledim programı sizleri. Ben de seninle birlikte olmaktan çok memnunum ve çok heyecanlı geldim buraya. Meriç, son zamanlarda bu postmodernizmle insanların diline pelesenk olan bir kelime var. Nedir bu postmodernizm? Postmodernizmin ruhuyla ilgili konuşalım ve postmodernizm ve sistem başlığını biraz daha açalım. Yine evet. Senin metodolojinle, meta metodolojiyle tarihsel olarak ilk çağdan bugüne yavaş yavaş paradigmaları, çağların kendine özgün dizgelerini ve insanın zihinsel sıçramalarını anlamaya çalışıyoruz. O değişimi, o geçişleri anlamaya çalışıyoruz. Ve günümüze geldik, artık yeryüzüne indik. Söz sende. Evet, yani tarihin dönüşümünü bir mantık çerçevesi içinde modelleyip anlamaya çalışıyoruz ki başka türlü de olamaz. Yani tarihin ve doğanın kendine ait akılları yok. Biz ancak modelleyerek onları anlama denemeleri yapabiliriz. Bilimde de bunu yapıyoruz. Tarihe felsefi bir gözle bakarken de ancak bunları yapabiliriz. Benim baktığım açıdan tarihte kategorik dönüşümler gerçekleşiyor. Çokluktan birliğe, birlikten bütünlüğe doğru bir geçiş olmuş. Tarih öncesinden orta çağın sonlarına kadar modern çağla birlikte de doğanın nedensellik yasalarından toplumun meşruluk yasalarına ve postmodern dönemle birlikte de sistemlerin özellik yasalarına doğru bir geçiş var. Bu kategoriler çerçevesinde tarihin bu dönüşümlerini anlamayı deniyoruz. Biraz geçmişten toparlayıp geleyim. Modern olanda problem neydi ve postmodern olana nasıl geçtik? Önce bir postmoderni sormuştun, ona cevap vereyim. Postmodernizm aslında yeni bir dönem gibi değil. Zaten modernizmin devamı, modernizm sonrası, modernizmin ardı anlamına gelir. Postmodernizm, modernizmin devamı niteliğinde olan bir şeydir. Modernizmin özelliklerini taşır. Modernizmin bazı temel özellikleri boşaltılmıştır. Fakat aynı sürecin bir devamı niteliğinde olduğu için postmodern derler. Postmodern dönemde yeni bir paradigma ve yeni bir dünya anlayışı kurulmaktadır. Pek çok bildiğimiz ve alıştığımız ve sağduyumuza uygun şeyin çöktüğünü görürüz. O yüzden şaşırtan bir evredir postmodern çağ. Hala içinden geçtiğimiz için anlamakta güçlük çekiyoruz. O yüzden zaten yani günümüzü anlamak için bir metodoloji geliştirmek zorunda kaldım. O yüzden meta metodoloji dediğim bu yöntemi geliştirip bu postmodern çağda olan şey ne ve nereye doğru gidiyoruz? Bunu görebilmek için bu aleti geliştirdim. Postmodern çağı oluşturan modern çağdaki problemden toparlayıp getireyim ne oluyor postmodernde. Modern olanda yasanın evrensellik iddia ederken içine düştüğü paradoks ve meşruluğunu yitirmesi söz konusuydu. Orta çağda yasa meşruluğunu ilahi kaynaktan alırdı. Fakat seküler bir dünyaya geçtiğimiz andan itibaren modern çağda yasanın temelini neye dayandıracağız? Böyle bir problemle karşılaştık. İşte Thomas Hobbes'un doğa durumundaki insan tanımlaması, sonra Jean-Jacques Rousseau'nun bu temel üzerine bir toplumsal sözleşme ileri sürmesi sonunda bir paradoksla sonuçlandı. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi düşüncesi paradoksal bir düşünmedir. Jean-Jacques Rousseau der ki, toplum sözleşmesi bireyleri özgürleştirecektir. Çünkü toplum sözleşmesinin özelliği bireylere özgürlük sağlaması. Yani bu ifadesi bile paradoksal bir ifadedir. Çünkü yasaya meşruluk verecek bir zemin yok. Bunu işte Immanuel Kant tamir etmeye çalışır. Biz neden bir toplum sözleşmesine bireysel vicdanlarımızla imza atalım diye bir özerk bir akıl üzerine kurulu bir ahlaki buyruk geliştirir. Bu arada buraya bir parantez açmak istiyorum Meriç. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun söylediği bu iddia aslında çalışmaz ve bir şekilde kendi içinde çelişik bir şekilde paradoksal. Apaçık paradoks. Şimdi neden bunun paradoksal olduğunu bence biraz daha açmamız gerekiyor. Yanılıyor muyum? Beni lütfen sına. Paradoksal olmasının sebebi şöyle bir şeyden kaynaklanıyor galiba. Mesela İncil, ben kutsalım, ilahiyim çünkü ben öyle olduğumu iddia ediyorum diyor. Dolayısıyla yaptığı iddiaların kanıtı olarak yine kendi varlığını gösterdiği için bu aslında İncil'in iddiasının bir şekilde paradoksal olduğunu da gösteriyor. Evet, evrensel yani akıl paradoksal hale geliyor böylece. İçinden çıkılmaz bir hale geliyor. Evet. Dolayısıyla çok inandırıcılığı da olmuyor.
Jean-Jacques Rousseau'nun yasayla ilgili, toplum sözleşmesiyle ilgili söylediği şeyde de böyle bir paradoksallık olduğunu söylüyorsun sen, doğru mu? Evet, evet. Zaten bu kendi ifadesi, ifade ettiğim şey. Toplum sözleşmesinin özgürlük getirmesinin, toplum sözleşmesinin kendisinde olduğunu söylüyor. Böylece toplum sözleşmesinin meşruluğunu toplum sözleşmesinin kendi doğasına dayandırıyor. Kendi sözleri bu. Tamam, ama böyle bir şey mümkün mü? Realitede ve pratikte böyle bir şeyin geçerliği var mı? Bunu tartışmak lazım. Kant bunu biraz daha tamir etmeye çalışıyor demiştim, evet, en son. Evet, bir ahlak metafiziği geliştiren, bir Kant'ın bütün teorisi, o koskoca felsefi teorisinin temel motivasyon kaynağı bu. Jean-Jacques Rousseau'nun açığını nasıl tamir ederiz? İşte orada özerk bir akıl tasarlıyor. Aklın özerkliği onu ahlaki bir varlığa dönüştürecektir. Çok cazip. Fakat bu şeyi, yasanın paradoksallığını ortadan kaldırmaya yeten bir şey değil. Daha fazla tamir edilmesi lazım. Aralarında şöyle bir fark var mı Jean-Jacques Rousseau ile Kant'ın başarmaya çalıştığı şey arasında? Jean-Jacques Rousseau'nunki biraz daha siyasi ve politik bir çabayken, sanki Kant'ınki biraz daha hümanizm ve işte ahlak ve etik gibi kavramları içinde barındıran, biraz daha bireyin evrensel yasalara tabi olmasıyla ilgili bir romantizm yok mu orada? Ben mi yanlış anlıyorum? Evet, evet, aynen, aynen öyle. Sadece kişisel tercihleri değil, sistemin gerektirdiği açıkları tamir etmeye çalışıyorlar. Jean-Jacques Rousseau bir açığı tamir etmeye, yani seküler yasayı neye dayandıracağı, Jean-Jacques Rousseau bunu ortaya koyar. Fakat kurduğu o şey, siyasal teklif altı boş. Altını nasıl temellendiririz? Bunun için işte ahlaki bir temel, ahlakı nasıl temellendireceğiz? Metafizik bir temel. Kant bunları yapar. Bu bunların açıklarıdır. Bunları tamir etmeye çalışırlar. Mesela Kant bunu nasıl, örnekler verecek olursak, nasıl, hangi örneklerle ortaya koydu? Örneğin bu evrensel yasaları, dünyanın her yerinde geçerli olması umut edilen, evet, yasaları hangi örneklerle ortaya koyabiliriz? Seyircinin de daha iyi anlaması için. Ya benim, evet, aklımda birkaç, evet, örnek var ama hemen, ben senden duymak istiyorum. Hemen birkaç şey söyleyeyim. Mesela hukukun temeli olan ilahi yasalar gibi, yani işte hırsızlık yapma, cinayet işleme gibi yasalar. Bunlar birer şeydir, hukuk yasaları olduğu gibi birer ahlak yasasıdır da. Fakat bu yasalar evrensel gibi bizim sağduyumuzu besler ama aslında evrensel değildir. Hırsızlık yapmanın bir kahramanlık olduğu, cinayet işlemenin, doğrusu can almanın bazen iyilik olabileceği durumlar vardır. Can da almak gerekebilir ahlaki nedenlerden dolayı. Hırsızlık yapmak bile gerekebilir ahlaki nedenlerden dolayı. Bunlar evrensel değiller. Evrensel bir yasanın olmaması karşısında Kant işte evrensel olabilecek bir meta yasa üretir ve der ki işte öyle davran ki davranışın o durumdaki herkes için bir yasa niteliğinde olsun. Neden herkes aynı şeyi düşünecek kendi bireysel akıllarının, neden evrensel olacak? İşte bu onun inancıdır. Matematik nasıl Descartes'in de konumu aynı yerdeydi. Cogito deneyimini aynı matematikteki gibi ben kendi kafamdan 2 kere 2 = 4 eder. Herkesin kafasında da 2 kere 2 = 4 eder. Kant'ın da aynı şekilde. O durumdaki herkes bireysel aklıyla evrensel olan sesi duyabilecektir. Rasyoneldir bu. Özerk akıl sahibi herkes bu evrensel sesi aynı şekilde duyacaktır. Bu inanç üzerine kuruludur Kant'ın yasası, ahlak yasası. Her çağın kendi paradigmaları var. Her çağın hakim fikirleri, egemen fikirleri var. Ve her çağa hakim fikirler o çağın simgeleri ve sembolleriyle özdeşik durumda. Çünkü bireylerin her biri tek tek kendi tikel evrenlerine ve dünyalarına sahipler ve son derece aslında subjektif bir şekilde bakıldığında tek bir anlam, tek bir yasa, tek bir adalet kavramı söz konusu değil. Çünkü yerine göre, zamanına göre, koşullara göre ve kişilere göre her an her şey değişiyor ve aslında buradan bakıldığımızda dünya çok tutarsız ve son derece anlamsız, hatta kaotik de bir yer. Böyle dağınık bir yapıyı, sen şey demiştin, insanlık aynı insanlık ilk programlarımızda. İnsanlığın problemleri değişmedi. İlk çağdan bu yana insan nedir sorusunu soruyoruz ve felsefenin temel sorularından biridir demiştin. Benim söylediğim bu tanım üzerinden aslında biraz da postmodernizme değinmiş oluyoruz. Benim bu, evet, biraz önce, evet, yaptığım, evet, tanım üzerinden. Buralardan şey yapalım mı? Bu postmodernizme, evet, nasıl geçtik? Evet. Evet. Yani bu yasanın... Bu arada benim söylediklerime katılıyor musun? Lütfen, evet, evet, bir geri bildirimde de bulun. Ben de belki yanlış ifade ediyor, evet, olabilirim. Evet. Ben de cehaletimi düzeltmek isterim sahibinde. Elbette, zaten yani bu şey ilkesiz ve düzensizliği ortaya koyduğu anla itibaren postmodern bir evreye geçmiş oluyoruz. Nasıl buraya geçtik? Geçen toplantıda bu şeyi anlatmıştım. Bu yasanın evrenselliğinin altının boş olması
meşruluk zemininin sağlanamaması çıkar sistemleri üzerinden bu Avrupalı ülkelerin aralarında savaşları, 1. ve 2. Dünya Savaşları'na neden olur. Yani tarihi nedenler vardır fakat metodolojik olarak zihinsel düşünme biçimlerinin mantığını bakarsak arka planda böyle teorik problemler var. O teorik problemlerin çerçevesinde inşa ettikleri tarihsel koşullar bunlar. Bu tarihsel koşullar içinde sonunda 1. ve 2. Dünya Savaşı diye çıkar. Yasanın meşruluk zeminin olmadığının sırıttığı yer, hatırlatayım, Auschwitz mahkemeleridir. Nazileri nasıl yargılayacaklarını bilemezler ve doğal hukuk diye bir şey uydururlar. Oradan yargılarlar, pozitif hukukla yargılayamazlar. Oysa evrensel bir yerden bakıldığında Nazileri yargılamak için belki bir hukuk sistemine bile ihtiyaçları yoktu. Çünkü en cahil insana bile sorsanız o insanların suçlu olduğunu kabul eder, buna ikna olur. Bir şekilde Batı o dönemki paradigmaya göre bu adamları yargılayamayacak bir yasaya sahipti. O ikiyüzlülükte olduğu için de zaten pozitif hukuku inkar edip bir başka alternatif bulmak zorunda kaldılar. Evet. Bir nevi aslında kendi tuzaklarına da kendi düştüler diyebilir miyiz? Evet. Çok güzel bir tespit. Evet, gerçekten öyle. Yani bu yasanın altının boş olmasının sonucu olarak içine düştükleri durumda gene yasayla oynayıp Nazileri yargılamaya çalıştılar. Bu yani tarihin arkasındaki bir mantığın sırıttığı noktadır bu. Ortaya çıkıyor. Arkada görünmüyor ama sırıttığı nokta bu mahkemelerdir. Meriç, yasaları altın kuralları kim koyar? Altına sahip olanlar koyar. Şimdi biz eğer yasa koyucular bizatihi suçun ve çıkar odaklılığının merkezi haline gelirlerse o yasayı koyan bu güç merkezleri haliyle bu yasaları da kendilerine göre kullanacaklar ve aslında bu bir kısır döngüye dönüşecek. Evet, yani tam olarak bizim idealize ettiğimiz, felsefecilerin idealize ettiği o evrensel yasalar, o dünyanın her coğrafyasında geçerli olacağını umut ettiğimiz adalet sistemi sanki bu kısır döngüden dolayı bir türlü gerçekleşmiyormuş gibi geliyor bana. Çünkü şemsiyesi altına sığınacağımız yasaları koyan adamlar ya da güç, iktidar adına her ne dersek diyelim, bu güç odakları bizatihi yasanın kendisini manipüle edip kendi çıkarları için kullanan, bunu son derece pragmatist bir araç haline getiren taraf, güruh ya da sistem, her neyse. Yani mesela buradan bakıldığında ben bir birey olarak çaresiz hissediyorum kendimi. Çünkü yasa koyucuları denetleyecek bir üst güç yok. Ne oldu? Modernizmle beraber Tanrı eline eteğini dünyadan çekti. Artık şeye de havale edemiyoruz. Ya Allah belanızı versin de diyemiyoruz. Çünkü onun çok ötesindeyiz artık. Evet. Yani Tanrı'nın elini ayağını dünyadan çektiğini ve aslında bir şekilde bizim yalnız olduğumuzu, bu otoriteleri de şey yapacak, cezalandıracak, onları sınayacak herhangi bir üst güç, üst bir merci olmadığını da biliyoruz. Öyleyse modern insan ne yapacak? Postmodernizm yine bağlamında bu soruyu soruyorum. Şimdi bu tarihsel dönüşümü, modernizmden postmodernizme nasıl geçtik ve bu söz ettiğin sistemlere nasıl ulaştık? Onlardan kısaca söz edeyim. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda savaşın galipleri Amerika ve Rusya'ydı. Almanya'ya karşı ve dünyayı bölüştüler. Artık ellerinde evrensel meşru yasalar olmadığı için yasalarının meşruluğunu kendi sistemlerinin içinden devşirmek zorundaydılar. Böylece kendi içine kapalı sistemler oluşturdular ve o soğuk savaş dönemi iki kutuplu dünya ortaya çıktı. Artık evrensel yasaların olduğu bir sistem, bir düzen değil, kendi içine kapalı sistemlerin işlediği yeni bir düzene geçmiş olduk. Amerika'nın ve Rusya'nın bu kapalı sistemlerin arkasına ardından Çin, Hindistan, Avrupa Birliği de eklendi. Böylece çok kutuplu bir dünyayla karşılaştık. Bunlar hepsi birer sistem kurdular. Bu siyasal sistemlerin kapalı dünyalar oluşturup kendi aralarındaki çekişme, yarattıkları kendi aralarındaki çekişme, aynı zamanda matematiksel sistemlerin, dijital dünyaların ve internet sisteminde çıktığı bir ortamdır, çıkmışlardır. Postmodern dönemdeki çok kutuplu dünyadaki siyasal sistemlerle dijital sistemlerin, yapay zekaların ortaya çıkması paralellik arz eder. Karşımıza böylece artık bir yasa ve yasanın meşruluğu problemi değil, sistem ve sistemin özerkliği problemi çıkar. Sistemler doğal olarak kendi özerkliklerini oluşturmaya çalışırlar.
Postmodern olan çeşitli özellikleri var. Postmodern olan, modernizmin temeli olan akıl ve evrenselik ilkelerini reddeder. Lyotard'ın Postmodern Durum adlı kitabı, postmodernizmin İncil'i gibi kabul edilir. Orada bu formülasyonu anlatır. Akıl diye bir şey yoktur efendim ve yargılarımız evrensel olamaz. Evrensellik de söz konusu değildir. Çok doğru şeylerdir aslında. Yani ne akıl diye bir şey vardır ne de evrensellik diye bir şey vardır. Fakat biz bunlardan vazgeçersek işte postmodernizm gibi ucube bir durumla karşılaşırız. Yani bu aynı şey gibi. Sağlık diye bir şey yok doğada. O zaman hastaneleri kapatalım, hastalanan ölsün. İyi diye de bir şey yok. Güçlü olan, zayıf olanı essin. Bunların hepsi doğal şeylerdir. Buna benziyor. Evet, akıl diye bir şey yok. Evrensellik diye bir şey yok. Fakat akla uygun hareket etme motivasyonu içinde yargılarımızı evrenselleştirmeye kalkmazsak hayvanlaşmaya başlarız. Evrenselleştirilebilirlik ve akıllılık insan olmanın temel motivasyonlarıdırlar. Bunları insan olmasa da aramak zorundadır. Postmodernizm bunları kaybetmiştir. Aynı şey gibi. Freud'un cinsler çok net değildir. Aslında herkeste biraz eşcinsellik vardır deyince ya bende de eşcinsellik var dedi. Avrupa'da eşcinselliğin patlamasına benzer. Ama süperego da var yani. Süperego'yu devreye soksana. Kontrol altında. Sen erkek ol, sen de kadın ol. Bunun gibi bir bozulmayla karşı karşıyayız postmodern dünyada. Aklın ve evrenselliğin yitirilmesi ilkelerin ve insanın kendisini ilkeler üzerine oturtan rasyonel bir varlık olmasını yitirmesi demektir. Yani teorik olarak meşrulaştırdıkları şey insanı insanlıktan çıkartacak bir teorik zemindir. Bu bakımdan çok tehlikeli bir çıkarım. Metodolojik olarak bakarsak postmodernizm enstrümantalist bir anlayışa sahip. Bilim, sanat, felsefe, bütün bunlar pragmatizmin enstrümantalist bakış açısı altında birer alete dönüştürülmüşlerdir. Sistem güçlüğün içine gelecek şekilde bu aletleri, bilimi, sanatı, felsefeyi enstrümanına dönüşür ve kendi sistemini besler. Yani postmodern durumda metodolojik olarak aklın ilkeleri ve etik temellerin meşruluğu artık gerek duyulmayan bir şeydir. Postmodern durumda ekonomi politik olarak refah liberalizmden neoliberalizme geçmek de çok çarpıcı bir özellik postmodern durumu tanımlayan. Refah liberalizminde orta sınıfın zenginleştirilmesi ve ahlaki bir zemin üzerinden toplumsal üretimin paylaşılması söz konusu idi. Fakat 1970'lerdeki dünya ekonomik krizinin ardından Amerika'da Ronald Reagan, İngiltere'de Margaret Thatcher liberalizmi neoliberalizme dönüştürmenin liderliğini yaptılar. Türkiye'de o bayrağı taşıyan başbakan yanlış hatırlamıyorsam benim çocukluğuma denk geliyor bu arada. Turgut Özal'dı diye hatırlıyorum. Evet, evet. Yani o bayrağı Türkiye'deki siyasi çevrelerde önce Turgut Özal tarafından sonra da AKP tarafından devralındı. Dünyada şu anda doların egemen olduğu yerlerde neoliberalizm egemendir. Yaygın ekonomik politiktir neoliberalizm. Neoliberalizmin özelliği şu, ekonomik sistemin ahlaki meşruluk zeminine gerek duymadığını ilan etmesi. Serbest piyasa ekonomisinde paranın serbest dolaşımını engelleyecek bütün lokal insani değerlerin ortadan kaldırılmasını görev edinmiştir neoliberalizm. Ve bütün lokal değerlerin, bu ticari bir değer olabilir, cinsel bir değer olabilir, dinsel bir değer olabilir, hiç önemli değil. Bütün lokal değerlerin sermayenin önünde bir engel olmasının kaldırılması ve sermayeye eklemlenmesi projesidir neoliberalizm. Korkunç bir proje. Şu anda yaşadığımız dünyayı ve Türkiye'yi bu formülle açıklayabilirsin. 1945'ten sonra yani İkinci Dünya Savaşı'nın bitişiyle birlikte neoliberalizm ve postmodernizm yükselmeye başladı ve hepimizin hayatına girdi. Bugün postmodernizmin pek çok sorunuyla aslında biz farkında olmadan baş başayız. Her gün belki de hemen hemen her gün onunla evet, yüzleşiyoruz. Evet. Yani bazılarımız farkında, bazılarımız farkında değil. Farkında olanlar da bir çözüm üretebiliyor mu? Onunla ilgili de bir fikrim yok. Ama şunu biliyorum. Neoliberalizm bir makro ekonomi çerçevesinden bakılınca başka bir şey. Mikro ekonomi çerçevesinden bakılınca da başka bir şey. Mesela mikro evet, ekonomi çerçevesinden bakıldığında şöyle bir örnek vermek istiyorum. Arkadaşınızın evine haciz geliyor. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız. Ve arkadaşınız televizyonunu satmak zorunda. Gidip arkadaşınızın televizyonunu satın alıyorsunuz. Ve bunu çok kanunlara uygun bir şekilde yapıyorsunuz. Ama yasaya uygun olması demek bunun etik ve doğru bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü evet, belki bundan 100 yıl evet, önceki ahlak, etik ya da o dönemin paradigması, o dönemin simgeleri ve sembolleri, algıları, belki o dönemin tini de diyebilirim buna. O arkadaşının televizyonunu satın almak ya da işte atını satın almak değil, o arkadaşına yardım etmek. Evet, bravo. Mahalle bir örnek.
mahalle olarak bir araya gelip o arkadaşın hatta Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde buna benzer örnekler çok görmüşüzdür. Mahalleli bir araya gelir. İşte oradaki yoksul insanın ameliyat masraflarını karşılar falan. Romantik bir yerden bakıp ah nerede o eski Türkiye ya da ah nerede o eski değerler falan demek istemiyorum. Ama şunu hep birlikte anlamak için söylüyorum bunu. Yani mikro ekonomi çerçevesinden baktığımızda bugün geldiğimiz nokta bizi bu kadar kanuna uygun ama bir taraftan çok acımasız hale getirirken uluslararası arenada da makroekonomik bir takım hareketlere baktığımızda aynı acımasızlığı görüyoruz. Yani bugün yine kaynaklarını korumak için işte Amerika'nın Irak'a girmesi, işte bugün Filistin'de yaşananlar, 1992'de Bosna Hersek'te yaşananlar ve hani pek çoğu işte Kamboçya, Vietnam örnekleri ve pek çoğu yani say say bitmez o kadar çok makro ölçekte güya yasaya uygun ama son derece acımasız, merhametsiz uygulamalar var. Ve bugünün insanı bunu anlamakta güçlük çekiyor. İlginç bir şekilde biz bu vahşeti çekirdek yiyerek televizyonlardan seyrediyoruz artık. Yani Cengiz Han sefer yaptığında bundan hiç kimsenin haberi olmuyordu. Dünyada öyle bir savaştan haberi olmayan başka halklar ve kültürler vardı. Ama bugün bizim postmodern çağda yaşadığımız bu tuhaf durum ilginç bir şekilde çocukların üzerine bombalar düşerken evde çekirdek yiyip bu vahşeti izleyebiliyor olmak. Gerçekten bir taraftan çok trajikomik bir haldeyiz. Postmodernizm derken böyle bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Benim çerçevemden böyle görünüyor. Evet. Kısıtlı bilgimle ben hani bunları söyleyip sözü sana bırakmak istiyorum. Evet, evet. Burada bir yabancılaşma problemi var. Yığın kültüründen gelen. Bir de bunun arkasında işte anmak istediğim paradoksal bir nedeni var. Sistemler artık meşruluğunu yitirmiş. Kendi özelliğini kendi içinden devşiren, kendi meşruluğunu kendi içinden devşiren sistemler oldukları için paradoksal bir yapı içindeler. Yani temellendirilmesi mümkün değil. Bozuk demektir bu paradoksal yapıda olmak demek. Sistemin paradoksallığı şuradan geliyor. Bir sistem, ister bir siyasal sistem olsun, isterse matematiksel bir sistem olsun, sistemin kurucu temellerini, sistemin çıktılarından alıp doğruluyorsanız paradoks doğuruyorsunuz ki başka türlü de bir sistemin özelliklerini elde edemezsiniz. Bu örneği şöyle yine sağlamasını yapabilir miyiz? Eğer bir herhangi bir kişi yalancı olmadığını kendisi iddia edip ben yalancı değilim diyorsa hani şu meşhur paradokstaki gibi aslında kendi delili olarak, kendi dürüstlüğünün delili olarak yine kendisini göstermektedir. Evet, ve bu onu paradoksal kılar. Evet. Evet. Peki nasıl olmalı? Yani bunun aksi mümkün mü? Nasıl olabilir? Yani biz neticede şu an yaşadığımız sistemde işte devletler var, iktidarlar var, uluslararası örgütler var, yasa koyucular var ve halk sadece adı demokrasi denen bir saçma sapan bir sistemle 4 yılda bir gidip oy kullanıyor. Yasama, yürütme ve yargı organlarına ki artık Türkiye'de onların üçü de kalmadı maalesef. Keşke kalsaydı. Onlara müdahil olamıyor. Nasıl olacak? Yani dünya için bu arada aynı şey söz konusu. Sadece Türkiye için değil. Nasıl bir çözüm söz konusu ya da çözüm var mı? Evet, ilk başta yani çözüm olmadığını söyleyeyim. Çözüm var ama yani pratik olarak üretilebilecek bir çözüm değil. Çünkü içinden çıkılamaz bir durumdayız. Yani büyük bir çukurun içindeyiz. Oradan çıkmak çok zor olacak. Çünkü artık Marx'ın zamanındaki gibi doğayla mücadele eden emeğine ve kendisine yabancılaşması söz konusu değil. Günümüzde artık çift kat bir yabancılaşma var. İnsanlar yabancılaştığına yabancılaşmış durumda. Çünkü kullandığı, insanın kullandığı teknik, yani doğayla temas ettiği yer, doğayı denetleyen kazma küret teknolojisi değil. Doğayı denetleyen, teknolojileri denetleyen bir teknoloji kullanıyoruz artık. Çift katlı bir teknoloji kullanıyoruz. Bu kadar uzaktan doğayla olan temasımızda doğaya yabancılaştığımızı ve kendi doğamıza yabancılaştığımızı anlayamaz haldeyiz. Yani finans ve informasyon teknolojilerinin kullanıldığı bir evrenin içinde, biz sanal bir evrende yaşamaktayız ve bu yığın kültürü içinde kendimizi özgür, mutlu, biricik, farklı, özel hissetme hayali ve rüyası içinde yaşıyoruz. Buradan çıkmak mümkün değil çünkü artık insanlar yabancılaştıklarını fark edemez haldeler. Bu kadar derin bir yabancılaşmanın içinden çıkılması mümkün değildir. Sistemler çok karmaşıktır. Hani Matrix filmindeki gibi bir sistemi çözüyorsunuz, arkada başka bir sistem çıkıyor. Kaç sistem iç içe daha, kaç sistemi çözeceğiz de insan kendisini özgürleştirecek problemlerden, bu çok büyük bir problem. Ben felsefeci olarak çözümler üretiyorum kendimce ama yani bunlar teorik düzeyde kalan şeyler.
bunların hayata geçirilebilmesi lazım. Hemen söz etmek isterim biraz müsaade edersen. Lütfen. Kendi çözümümden ve çözümün şu anda yapılmasının çaresizliği çok belli zaten. Kant'ın toplum sözleşmesini tamir etmek için ürettiği bunun koşulsuz buyruğu, evrensel yasası bir ahlak metafiziği üzerine kuruluydu. Ve şöyle bir buyruk üzerine kurulu, öyle davran ki davranışın o durumdaki herkes için bir yasa niteliğinde olsun. Bu bir ahlak yasası değil, bu bir meta etik yasadır. Aynı onun gibi ben de siyasal sistemlerin üzerine oturması gereken evrensel bir siyasal yasanın olması gerektiğine inanıyorum. Bunu koymadan cumhuriyet rejimi, toplumsal sözleşme, onun ahlaki temelleri ve hukuki uygulamaları bence mümkün değildir. Tüm problem buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Benim formülüm de şu, öyle yasalar yap, yasaları öyle bir yürüt ve yargılama sistemini öyle bir uygula ki o uygulamaların sadece o yasalığı yapanların ve çıkar gruplarının yararını olmasın, muhaliflerin, sana karşı gelenlerin, hatta senin düşman ülkelerinin vatandaşlarının, hatta senden sonraki nesillerinin de muhatap alındığı, onlara da eşit mesafeden uygulanan yasalar olsun. Böylece evrensel bir siyasal yasa ortaya koyarsak o zaman bütün bu mekanizmanın işleyebileceği bir zemin bulur. Çok soyut gibi görünüyor ama çok somut örneği var. Atatürk'ün Dışişleri Bakanlığı'na koyduğu ilke, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi, bunun uygulaması. Yani felsefi olarak bunu ortaya koymadı ama politik olarak bunu uygulamaya koydu ve bence de Cumhuriyet'in başından belli bir seviyeye kadar çok başarılı bir şekilde uygulanmış bir sistemdir. Yani Batı dünyası böyle bir evrensel yasa karşısında çok uygarlık dışı kalır. O kadar ileri bir şeydir, görüştür bu. Sen yasayı uygulayacaksın fakat yani şöyle düşünün, savaş açıyorum karşımdaki düşmana fakat karşımdaki ordunun askerleri benim askerlerim gibi masum insanlar. Kendi çocuğumu askere gönderiyorsam ki göndermeyebilirim, göndermeyebiliyorlar. Kendi çocuğunu askere gönderiyorsan o da savaşacak ama karşındaki ordunun askerleri de senin çocuğun aslında. Onu düşünerek savaş açmalısın. Böyle bir zemine geldikten sonra yasaların evrenselliği ve meşruluğu üzerinden çözüm üretmeye başlayabiliriz. Maalesef buralardan çok uzağız. Davutoğlu'nun ki şeyden, Koca Üniversitesi'nden benim meslektaşımdı. Yani aynı üniversiteden, farklı bir bölümden. Onun bu yasayı yıkması ve uluslararası ilişkilerde aktif rol ilkesini Dışişleri Bakanlığı'na getirmesi bence çok büyük bir hataydı. Şu anda karşılaştığımız durum Türkiye'de bunun sonucudur. Rus uçağı da onun döneminde düşürülmüştü değil mi? Davutoğlu'nun döneminde, ben öyle hatırlıyorum. O zaman sanıyorum başbakandı. Kimin ya da hangi partinin iktidarda olduğu çok önemli değil. Önemli olan senin de altını çizip somutlaştırdığın gibi, ben şeyi sormuştum, evrensel olarak böyle bir şey mümkün mü? Bu yasalar evrensel olarak mümkün mü diye. Sen de aslında Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesinin tam da senin arzuladığın o ütopik, evet, evrensel politik yasa. Evrensel politik yasaya uygun olduğunu söyledin. Bana çok ütopik geliyor ama bir taraftan da çok güzel. Kant'ın yaptığı gibi senin bireysel vicdanın temellenen bir şey değil, toplumsal olarak anayasa zemininde evrenselleşecek, meşrulaşacak bir şey. Teorik bir yasal zemin verir bu yasa bize. Ve çok da uçuk değil, Atatürk uygulamıştı işte. Ve çok da takdir edilen bir şey. Onun Çanakkale Savaşı'ndan sonra Avustralyalı askerleri cesetlerini isterler, cesetler Türkiye'de gömülmüştür mektubu vardır. Çok duygusal bir mektuptur o. Merak etmeyin der, evet, annelerine, çocuklarınız, evlatlarınız bize emanet. Sona doğru yaklaştık. Yine yetmedi zamanımız Meriç. Aslında bir sürü soru var bununla ilgili soracağım. Mesela özgürlük, özgür olmadan uluslar ya da ulus demeyeyim, herhangi bir kimlikten bağımsız olarak insanlık şey olabilir mi? Bu evrensel yasaların önemini kavrayacak aşamaya gelir mi tarihte? Yani şu an oradan çok uzağız ama belki bizim torunlarımız, torunlarımızın torunları. Ama bu bir sanki özgür irade, özgürlük meselesiymiş gibi geliyor bana. Neticede toplumun kendisi, insanlığın kendisi bu yasaları kendi özgür iradesiyle koymadığı sürece, tabi olduğu yasalar, onların adına başkaları tarafından koyulan kurallar olduğu sürece aslında bu bir köle zihniyeti olmuş oluyor. Çünkü kendi yasalarına tabi olmayan bir iradenin özgürlüğünden bahsedemeyiz bana, evet, kalırsa. Evet, evet. Burada asıl problem şu ve görülmesi gereken şey şu, bu hiç anlaşılmıyor. Yani dünyayı yönetmeye kalkan ve ne pahasına olursa olsun bu kaostan beslenmek için kaosu korumaya çalışan küçük azınlık şunu fark etmiyorlar. Onlar da aynı insanlık grubunun bir üyesi. Başkalarını hayvansallaştırmakla, köleleştirmekle
kendi insanlıklarını da hayvanlaştırıyorlar ve köleleştiriyorlar. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsan algısında şöyle bir yanılsama var. Örneğin yazın sivrisinekleri acımasızca öldürebiliyorum. Bunu her yaptığımda kendi kendime gülümsüyorum. Çünkü şunu hissediyorum. Diyorum ki sen bu sivrisineği, bu bir canlı neticede. Sen bunu bir alt tür olarak görüyorsun ve onun yaşamaya hakkı olmadığına karar veriyorsun ve onu öldürüyorsun. Bu nereden ileri geliyor? Bu benim egomun o kadar yukarıda olduğu ve onun yaşayıp yaşamamasıyla ilgili tasarrufun tamamen bende olduğu, alt tür olarak görüp onun yaşamını küçümsemem. Bu tip insanlar, örgütler ya da neyse işte bu dünyayı yöneten bu azınlık bir nevi bizim sivrisineği indirgediğimiz o aşamaya getirmiş gibi geliyor bana. Yani yani sivrisinekler bizim için neyse sanki onlar için biz o gibiyiz. Evet. Yani şey vardır ya meşhur, eğer bir kişi ölmüşse bu bir trajedidir. Eğer birkaç yüz bin kişi ölmüşse bu bir istatistiktir diyor. O geldi şimdi aklıma. Meriç, şimdi vaktimiz kalmadı. Belki ikinci bölümde bir bölüm daha çekeriz. Şu postmodernizm meselesini, tabii çok derin bir mesele. Bu kadar kısa sürede anlatmak mümkün değil. Biraz daha hızlı bir şekilde açıklayacak olursak postmodernizmin sonuçları ve şu an içinden geçtiğimiz süreci neler söylemek istersin kapatırken? Postmodernizm içinde, bu süreç içindeyiz ve insanın temel ilkelerinin yok olduğunu, içinde insan olmayan bir evrenin oluştuğunu görüyoruz postmodernizm için. Tamamen öznel, ne yapsan olabilecek, anything goes denen pragmatist bir evrende ilkesiz bir dünya ile karşı karşıyayız ve bu bir şey, yığın kültürü, bir mass culture dedikleri bir şey, sistem. Ve bu sistem içinde insanlar dijitalleşmiş bu evrende ilkelerine uygun olarak bir insan ve ilkelerine uygun olarak var olan bir kurumla karşı karşıya değiller. Toplumsal kurumlar çökmüş durumda. Buna bağlı olarak bireylerin ilkeliliği ve otantik insan tipi de çökmüş durumda. Devlet dairesine gidip bir talepte bulunduğu zaman bunun gerçek cevabını alamıyorsun. Aile kurumu çökmüş durumda. Anne baba bu sistem içinde, yani dijitalleşmiş postmodern dünya içinde gerçek anne baba değil. Muhtemelen babası yok. Anneyle tek başına yaşıyor. Karmaşık aile modelleri var. Eşcinsel aile modelleri var. Yetişen neslin inanacağı bir anne baba modeli yok. Sevgilinin gerçekten sana aşık olup olmadığını bilemiyorsun. Çünkü sevgilin orijinal bir kişi mi, o da belli değil. Sen orijinal bir kişi misin? O da belli. Yani otantik bir varlık olmanın altı oyulmuştur bu dönemde. Ve geleceğin problemi de budur. Bu geçmişten getirip tesis etmeye çalıştığım şey, sonunda gelecek böyle bir şeye doğru gidiyor. Kimin yapay zeka olduğu veya kimin gerçekten içinde bir insan olduğu belirsizleşmiş durumda. Ve bunun altı oyulmuş durumda. Postmodernizmin sorunlarından bir tanesinin anlam sorunu olduğunu düşünüyorum ben. Aslında anlam sorunu her çağda vardı ama herhalde bu çağda zirveye ulaşmış durumda. Çünkü her şey, bütün tanımlar çok güzel geçer. Bütün tanımlamalar da çok güzel geçer. Kendini size tanıtan herhangi bir kişi, kendini size tanıttığı kişiden çok uzak da olabilir. O kişi de olmayabilir. Yani bunu metaforik anlamda söylüyorum. Çünkü her şey, mana da çok yüzer geçer ve güvenilmez, tekinsiz bir çağda yaşıyoruz. Sembollerin ve simgelerin her zamankinden, her çağdan daha çok fazla olduğu, sahtenin sahtesinin olduğu, hatta şimdi hiper gerçeklik diye bir şey var. Gerçeklik üstü, evet, görüntüler, evet, çok söz konusu, inanılmaz şeyler söz konusu. Bir de buna şimdi yapay zeka da eklendi. Çağımızın sorusu şu: robot musun? Ha. Yani şimdi, evet, bunun üzerine oturacağız. Şimdi evet, bize mesela işte bir uygulamaya giriyoruz, bir şey yapacağız, bir yere üye olacağız. Sana robot olup olmadığını soruyor, evet, internet. Evet. Bu basit bir şey değil. Yani bakıyorsun işte robot değilim diyeceksin ama yani robottan farkın ne? Acıktığın zaman yemek yiyorsun, işte iştahın geldiği zaman sevişmek istiyorsun, işte sevdiğin insanlar uzaktaysa onlara özlem duyuyorsun. Yani bunlar hepsi otomatik olarak işleyen sistemler zaten. Yani robottan farkın ne senin? Bu kadar derinde bir konu. Yani elbette robot etten kemiğin. Hayır. Robot senden daha insan olabilir bu halinle. O öğrendikçe derinleşiyor. Sen hala çok yüzeydesin. Yapay zekalar öğrendikçe derinleşiyor ama bugünün insanı maalesef o otantik insandan giderek uzaklaşıyor. Yani otantik insandan kastımız en azından benim anladığım kadarıyla şu: her gün bir değer yaratan, mümkünse, yaratabiliyorsa bu değeri. Evet. Her gün yeni bir şey öğrenen, her gün yeni bir soru soran,
kendini geliştiren, öğrenen, evet, hayata dokunan, başkalarının hayatına katkıda bulunan, kendine katkıda bulunan, kendine verdiği sözlerde durmaya çalışan, başkalarına verdiği sözlerde durmaya çalışan, sahtenin ötesinde mimetik ama sahtenin ötesinde. Çünkü mimetik olmak zorundayız. İnsanoğlu kopyalayarak ve taklit ederek evrimleşti. Otantik insandan uzaklaştığımız konusunda ben de aynı fikirdeyim. Herkes bir şekilde bir başkasının gözünde kendini var ediyor ve o bir başkasının da kim olduğundan tam olarak emin olmayarak aslında bir simülasyonun gözünden kendi simülasyonunu yaratarak garip bir hale gelmiş durumdayız ve hani moda dediğimiz şey de biraz böyle. Daha çok görülme üzerine kurgulanmış bir yaşam tarzı. Oysa medeniyetler bence gösterme üzerine kuruluydu. Bugün görülme göstermeden evet, daha evet, önemli. Evet. Yani bir baba oğluna tuzak kurmayı gösterdi ve o çocuk tuzak kurmayı öğrendi. Bir çocuk av yaparak ad aldı. Bugün çocuklar doğuyor adlarıyla ama hani baktığında geçmiş medeniyetlere, özellikle Dede Korkut masallarında bunu çok görürüz. Çocuk güzel bir iş becerdiğinde ona ad konulur. Göstermek o dönem daha başat bir kavramken, bir gelenekken bugün görülmek. Yani aslında göstermenin farklı bir tarzı. Yine gösteriyor ama bu sefer kendini gösteriyor. Çok daha yüzeysel bir bilinç. Çok daha yüzeysel yani. Yazdığını göstermiyor, yaptığını göstermiyor, çizdiğini göstermiyor. Ne giydiğini gösteriyor, ne yediğini gösteriyor. Bilmiyorum, çok vasat bir yerden mi eleştiriyorum? Hayır, postmodern... içeride kimse yok demek bu. Yani içeride kendisini açığa çıkartacak yaratıcı bir varlık olarak, rasyonel bir varlık olarak kendisini yaratma dinamiklerini harekete geçirememiş. Pasif olarak dışarıdan aldıklarıyla kendi hayatını sürdürmeye çalışan ilkel bir insan demek bu. Marx'ın tanımladığı o sanayi devrimiyle birlikte tanımladığı yabancılaşmayla mesela bugünkü yabancılaşma arasında da çok fark var. O dönemki yabancılaşan insan ıstırabının farkındaydı. Istırabı yani evet, ne yaşadığının farkında değildi bilinçli bir yerden ama o ıstırabı yaşıyordu. Bugünkü insanın sorunu kameranın karşısında işte göbek atarken o kendine yabancılaşmışlığı, o palyaço gibi yaptığı o aslında o şovun ne kadar trajik olduğunun farkında olmayarak yabancılaşmış kendisine yabancılaşması. Bir nevi yabancılaşmanın evet, türevi gibi olması. Evet. Yani evet, daha trajik bir şey değil mi bu? Ne düşünüyorsun? Evet, işte içinden çıkılmaz bir durum. Yabancılaşmanın yabancılaşması diyorum ben buna. Artık o kadar yabancılaşmış ki yabancılaştığını bile hissedemeyecek kadar paralize olmuş durumda. Kendisini mutlu hissediyor, çok keyifli. Kayıp bir dünya. Meriç, postmodernizm gerçekten çok uzun ve çok derin bir konu. Biz bunları sıkıştırıp küçücük zamanlarda anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Seni yoruyorum, farkındayım. YouTube'un doğası gereği kısacık zamanlarda evet, konuşmak evet, durumundayız. Eklemek istediğim bir şey yoksa kapatalım diyorum ben. Bu kadar. Evet. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta ne konuşacağız? Öznenin kurulumunu. Öznenin kurulumu. Evet. Güzel. Ben kimim? Ben kimime doğru yola çıkıyoruz. Güzel, evet, şahane. Harika ya. Evet. Sabırsızlıkla bekliyorum bu konuyu, konuşmayı seninle. Sevgili dostum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Bir keyif benim için. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Atsızlar Kulübü'nün bu akşam da sonuna geldik. Bize eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada lütfen bizi beğenmeyi, takip etmeyi ve dostlarınıza önermeyi unutmayın. Bu içerikler bizim için çok önemli ve yorumlarınızı da sizden bekliyoruz. Ayrıca podcast olarak da bu sohbetleri paylaşmayı planlıyoruz. Son bir şey söyleyeceğim. Benim takip etmekten çok keyif aldığım felsefi içerikler var. Bunlardan bir tanesi, kendisiyle yüz yüze tanışmasak da benim çok uzun zamandır takip ettiğim bir kanal. Dilara Hanım'ın Dilozof programı. Dilozof felsefe içerikleri üreten bir kanal. Ve size kesinlikle tavsiye ediyorum, bizim içeriklerimizi beğeniyorsanız onu da beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Efendim, retorik sözle yapılır, felsefe bilgiyle yapılır. Bilgiyle kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tezgaha getirildiniz.